Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ biizni rabbihim. Kulü ruhu min emri rabbi. Sadakallahul azim. 29. sözden 517. 516'da yapacağız. İstediniz ya enfusi. Şimdi ruhtan bahsediyor. Ruhtan bahsediyor. Ruhun temelde iki delili var. Yani sistem, çalışan sistemi. Sistemin iki yapısı var. Bir mülk, bir melekut. Yani bir dış, bir iç. Bu beden ruhun nesidir? Hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Yani gömleği, atleti değil. Bu cesette ruh bulunuyor. Yani ruhun giydiği elbise değil, bulunduğu yer. Bu ceset ile ruhu ne kadar ayırt edersek İbrahim, dünya ile ahiret de o kadar net olur, ayırt edilmiş olur. Ceset ile ruh ne kadar kaynaşmışsa, ne kadar aynı zannediyorsak, dünya ile ahiret aynı olur. Yaşantı itibariyle ne olur? Şu olur. Yani ahirete bakan duygu ve latifelerimizi bu dünyada ararız. Yani bekayı bu dünyada, güzel hayatı bu dünyada, dert ve kederi istememeyi bu dünyada, çünkü karıştırmış oluyoruz. Oysa onlar istedik, yani fıtratın istedikleri ötelerdi. Burada değil. Bak ne, niçin oldu bu hata? Cesetle ruhu ne kadar karıştırırsak, hemen hemen çok derste duruyorum, ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır. Yani bulunduğu odadır, binadır. Ne kadar ayırt ettin ruhu cesetten? Bu ne kadar buna alıştın tefekkürde, düşüncende? Şimdi ona gireceğiz de. Ahireti de dünyadan o kadar ayırt edesin, edersin. Ne demek o? Artık ahirette olacak hayatı dünyada istemezsin. Biz başımıza bela ve dert sarmamızın sebebi ahiret hayatını dünyada istemekten oluyor. Yani dertsiz dünya istiyoruz. Ebedi istiyoruz. Efendim abi. Abi, dedim ya ruhla vücudu, şiirin bedeni ayırt edebilmek dedim. O kadar bilebiliyoruz dedim. Kim ayırt ediyor orada? Yani evet, o ruhun arkasında yani benim... Benim gömleğim diyen gömlek değil. Benim gömleğin arkasında benim atletim var. Onun arkasında benim atletimin arkasında benim vücudum. Onun arkasında benim hayatım. Onun arkasında benim hayatım. Onun arkasında benim aklım. Ben diyen arkada. Onun arkasında benim ruhum. Benim ruhum diyen ruh değil. Gömlek gibi sahip çıkılandır. Benim ruhum diyen ruh değil. Ha? O benlik, o ben olan ben, enedir. Enaniyet ayrıdır, ene ayrıdır. Anladınız mı? Enaniyet haritadır, şudur diyor enaniyet hakkında. Esma-i İlahi'nin garaibin filistesidir, enaniyet. Hem şuun ve sıfat-ı İlahi'nin bir mikyasıdır, hem kainattaki alemlerin bir mizanıdır, enaniyet. Hem bu alem-i kebirin bir listesidir, hem şu kainatın bir haritasıdır, enaniyet. Hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesidir, enaniyet. Hem kudretin gizli defilerini açan bir anahtar külçesidir, enaniyet. Hem mevcudata serpilen ve efkata takılan
kemalatının bir ahsen-i takvimidir. Bu enaniyet. Enaniyet bu. Tamam arkadaşlar. Ene ise bunun batını, bu mülk. Enaniyet mülktür. Enaniyeti, melekütü enedir. Ben olan bendir. Mahluk değil. Ha bir de enaniyet var, gurur, kibir. Mevzumuzun dışında o. Nasıl ki yemek. Bir yemektir, bir de yemeğin kendisidir. Hani enaniyet de böyle yani. Veya başka örnek vereyim. Resul'le Nebi. Bir enfusu, bir afaki. Şimdi ruhu ceset ilişkisini anladık mı böyle? Ondan sonra gireceğim. Bu ceset ruhun bulunduğu yerdir. Bulunduğu yer. Yani giydiği değil. Ben bu binada bulunuyorum. Binayı giydim mi? Binayla benim ne alakam var? Yalnız soğuktan sıcaktan konuyorum. Yatıp kalkıyorum. Ürediğim yer. Karnımı doyurduğum yer ya. Benim ruhum, benim arzularım, benim istidat ve kabiliyetlerim. Abi enaniyete maddi şey de diyebilir miyiz? Vücut hani böyle görünen alem gibi sanki. Yani görünen alem desek olmaz yani şöyle. Firistedir, mizandır, takvimdir, ruznamedir. Yalnız enaniyetle en iyi karıştırılıyor diye biraz böyle endişem var. Enaniyet, işte saydığım 128 sözlerde, takvimdir, mizandır, alettir. En iyisi 258'de Barla'da mec'uldur diyor, mahluk değildir. O zaman enaniyete şeceri hikati de diyebilir miyiz o zaman? Yok, enaniyet şeceri hikat. En iyisi Nur-u Muhammed'i. Allah bir Nur-u Muhammed'i yarattı. O Nur-u Muhammedi'deki herkesteki karşılık enedir. Ben olan ben. Bak, Allah varken hiçbir şey yoktu. İlk önce Nur-u Muhammedi yarattı. O Nur-u Muhammedi'nin herkesteki karşılığı enedir. Bu ene soğan kabuğu gibi bir dışarıya çıktı. Yani mahluk değil bu. Mahluk oldu. Elbise giydi yani. Bu da enaniyet. Enaniyet. Bizde her ikisi de mi mevcut o zaman? Tabii. Şu anda buradasın. Yani şu anda cesettesin. Gayem şu. Cesetten ruhu, ruh ilişkisini çözersen aynı kanun dünya ile ahirette de cari. Aynı. Şu anda ceset ruhun üzerine tenteneli örtüdür, perdedir. Ceset ruhu tenteneli perdedir. Biz bu cesetten ruha ilimle, tefekkürle aralıyoruz. Cesetten geçiyoruz. Ama düşün ki bu adam, bir insan buna ben diyor. Bir başkası diyor ki bu benim aletim. Yani buna ben demeyeyim de göz diyor. Adam buna göz diyor. Biz de diyoruz ki buna gözün aleti. Farkı anladınız mı? Yani buna göz demek nerede? Bu gözün aletin ne demek? Aynen bunun gibi felsefe akla ben diyor. Din ise cihaz insanidir diyor. Yani sana verilmiş gözlüktür diyor. Şu fark pergeli, yani şu fark buysa bunun üzerine kurdukları, bundan sonra geliştirdikleri fikir de bu kadar yanlış olacaktır. Temel yanlış. Niye? Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Bir daha. Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Yanlışın üzerine kurulan doğru yanlışa hizmet eder. Fark. Felsefe, Aristoteles, Sokrates ve bütün felsefe akımları akla us der. Yani ben olan ben der. Tamam mı? Bu akla ben olan ben diyor. Yani ben diyen benlik budur diyor. Einstein'ın özü budur. Töz diyor. Bir felsefe ise özdür. Töz. Dinler diyor ki bu akıl ve kalp ikisi cihazdır. Çünkü
benim aklım diyen, Kur'an akla, aklını başına al diyor. Bir sadı var ya, aklınızı başınıza alınız. Aklınıza ne olmuş ki diyor. Bunu düşünmüyorsunuz. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Akıl bir cihazdır. Bir hadisi kutsiden söyleyeceğim, geçeceğim. Allah aklı yarattı. Aklı yarattın. Akla dedi ki gel. Bilman hadis. Geldi. Git dedi. Gitti. Otur dedi. Oturdu. Kalk dedi. Kalktı. Akıl. Söyledi. Düşün bunları dedi. Düşündü. Çöz bunları dedi. Çözdü. Dedi ki senden daha kutsi bir cihaz yaratmadım. Ama sen o kadar değerlisin ama senden daha değerli bir şeyin içine koyacağım. Seni. Ruha koymuş. Ruhun arkasında da ruh mahluktur. Çünkü ziyayattır, zişurdur, kanune, vücud harici diye dört vasıf takılarak mahluk olmuş. Ama bunun arkasında ustad diyor ki kendine vücut rengini verme. Kendine vücut rengini verirsen ademe düşersin. Hiç değil mi anlamaya çalışıyorum derken ruh hiç değildir, vücuttur. Sen kendini ruhla ifade etme. Sen kimsin deyince 60 kiloyum, cilt no, sayfa no. Yani bedenle sakın kendini ifade etme. Yani evet, dünyevi işlerde et de onu kastetmiyoruz. Anladık mı arkadaşlar? Kainatı büyük insan düşünelim. Allah varken hiçbir şey yoktu. Bir şey, kainatı yaratacaktı, bir çekirdek yarattı. O çekirdeğin adı mec'ul. Mec'ul. Barla 250 çekiz. Bu noktada mahluk denilmez. Tamam mı? O çekirdekten bütün ağacı yarattı mı? Topraktaki çekirdek. Ağaç yarattı mı? Ağaçta meyve. Biziz. Bak çekirdek. Çekirdekten ağaç. Ağaçtan meyve. Meyvenin içinde çekirdek yok mu? Var. Şimdi bu çekirdeğin adı mec'uldur. Yani Nur Muhammed. Tamam. Sonra ağacı yarattı mı? Yarattı. Ağaç şeceri hilka. Meyve kim? İnsan. İnsan. İnsan kainatın sonudur. İnsan. Sana insanlığı verdi diyor. Ne diyor? Hep Risale'de konuşuyor bunları. Sana insan, sana vücut verildi diyor. Sana hayat verildi diyor. 26. lemada. Vücut verildi diyor. Hayat verildi diyor. Sana insaniyet verildi diyor. İslamiyet verildi diyor. İman verildi diyor. Muhabbet verildi diyor. Marifetullah verildi. Muhabbetullah verildi. Bak bunlar hep birbirinin üzerine giydirilmiş. Yani belki bazıları da merak eder. Nerede yazıyor diye. Yani belki de ben... Yukarı çıkaraktan sayıyor değil mi? He? Yukarı çıkaraktan sayıyor. Evet evet yukarıya doğru yani ben mesela giydirilmiş bak yapayım ben vücut yani Adem'den vücuda çıktın tamam vücut hiçbir şey yok ona bir elbise giydirilmiş hayat 255 lemalar hayata insaniyet giydirilmiş. İnsaniyete İslamiyet giydirilmiş. İslamiyete iman giydirilmiş. İman daha merkezde. Ondan daha yukarı Marifetullah giydirilmiş. Marifetullah'tan daha ileri muhabbet giydirilmiş. Anladık mı abi? Vücut, hayat, yani giydiriliyor. Basit, merdiven, vücut, hayat, hayat. İnsaniyet, İslamiyet, iman, iman, marifetullah, muhabbetullah. Bunlar giydirilmiş. Kime? Hepsi sana. Sen kimsin? Dağ arkası. Sana verilmiş diyor. Sen kimsin? Hani bak anlıyor musunuz? Aklını başına al denilince bu hitap akıl mıdır? Bu muhatap akıl mıdır? Değildir. Bu akıl değildir. Şimdi
ruhuyla ceset ilişkisini anlatıyor. Tamam. Şimdi ceset ruhun hanesi, yuvasıdır. Ruhu konuşacağız şimdi. Ruhu konuşacağız. Ruhun delilleri ikidir. Biri afaki, biri enfusi. Şimdi bugün enfusi konuşacağız. Zor mu? Enfusidir. Yani herkes hayatına ve nefsine dikkat etse bir ruhu baki anlar. Yani herkes nefsine derken varlığına dikkat etse bir baki bir şey var değişmeyen. Ama diğer her şey değişiyor. Bak ben hep değiştim. Ama bende bir sabit bir şey var, o değişmiyor. Bir dikkat edersen herkeste var bu. Evet, her bir ruh kaç sene yaşamış ise o kadar beden değiştirdiği halde. Her ruh kaç sene yaşamış ise o kadar beden değiştiriyor. Mesela beden değiştirdiğini nasıl anlarız? Niye Murat senin siman böyle? Niye adam mesela namaz kılanın, kılmayanın, oruç tutanın, tutmayanın, zekat verenin, vermeyenin, zina yapanın, içki içenin, namaz kılanın, teheccüde kalkanın, niye simalar farklı? Bu farklılık atomun mudur? Niye ikide bir değişiyor? Korkuyor, değişiyor. Öyle değil mi? Korkuyor, değişiyor. Heyecanlanıyor. Her şey değişiyor. Öfkeleniyor, şehvetleniyor. Hep sima değişiyor. O zaman sır da değişmiyor. Ruhuyla ceset eşit. Değişmiyor. Değişken değil ya. Bizim ise ikide bir değişiyor. Teheccüde kalkıyor adam. Ötekisi sabaha kadar fabrikada nöbet tutuyor ve sular idaresinde çalışıyor ve su işleri yapıyor. Sabah sularla beraber ve sabah ayakta. Suratı sipsiyah. Ötekisi 4-5 dakika kalkıyor, sırf suyla muhatap, yani suyla beyazlanmış mı diye söylüyorum. Hani suyla temas etmiş de beyazlamış olsa, sabah suyla alakadar adam sırf abdest alıyor. Suyla muhatap iki abdest almak kadar. 3-4 dakika ayakta, o sabaha kadar ayakta. Tekrar yatıyor. Bu adam nurani oluyor. O adam hala sipsiyah. Niçin? Yani onu yaptı işte, bunu yaptığın işin farklılığındandır. Yani aslında kör olmasan Allah'ın varlığına en kesin delillerden bir tanesi namaz kılanın simasıdır. Eğer haşa, haşa, haşa Allah yoksa namazı onaylayan kim ki? Onun alameti suratında nur oluyor. Anladık mı? Haşa. Eğer Allah yoksa benim namazımı, gece namazımı veya gündüz namazımı kim onaylıyor? Onaylandığını, hatta kabul ettiğini delil suratında nurani olmasıdır. Bakın, surata bakın, namaz kılmayanlara bakın. Niçin öyle? O zaman ruh ne kadar beden değiştirmişse, ruh ne kadar yaşamışsa o kadar beden değiştiriyor. 6 aylık hücre var, 1 senelik hücre yok. Bilbe daha aynen baki kalmış. Ama benim sabit hakikatlarım sabit, ama vücudumdaki zerreler hep değişmiş. Ruhta sabit derken abi? Mesela karakter, ahlak, huy, siret. Bu peki ruhu daha sonradan elde ettiği bir şey değil mi? Yani inkişaf eden bir şey değil mi abi? Varlığından inkişaf ediyor. Takılmıyor. Var olan inkişaf ediyor. Var olan dışarı şeye göre inkişaf. Değişiyor anlamına gelmiyor mu o zaman abi? Değişiyor. Ama senin vücudunda, vücudun sabit. Herkes kuru fasulye yiyor. Niye sima senin farklı? Yani sima herkeste niye farklı? Sığra bakın, bütün inekler aynı. Hamsilere bakın, hepsi aynı. Niye? Niye koyunlar hep aynı? İnsanlar niye farklı? Çünkü aynadır bu yüz, batını ifade ediyor. İçi dışarıya böyle gösteriyor. Yani farklılık içerdendir.
mesela adam öfkedir, nefret doludur veya muhabbet doludur, aşk doludur, bakışlar bile değişkendir. Yani dersin ki, ulan şu bakışların ne ya lan? Düzelt lan, ne var diyor bakışımda? Lan bak, belli işte bakışın çok ağır yani. Bunları yapan genel ruh değil abi ya. Arkadan böyle hani ruhunu neden kirlettin dediği zaman bir kirleten var yani. Ruhu bile bir kirleten var. Evet. Ama yani ruhtaki alet. Mesela şöyle diyeyim. Sen hangi ayda doğdun İbrahim? 8. ay. 8. hangi gün? 20? 24. 24. 8-24. 8. ay 24'ü başladı, seneyi devreden bir sene sonra aynı yere gelse bir yaş değil mi? Evet. Siman değişiyor mu? Bir yaşın değişiyor. Bakınca ne kadar? Bir yaşında diyorlar. Bir sene daha geçse 2 yaş diyorlar. 3 defa değişse 3 yaş oluyor. 4 defa değişse 4 yaş oluyor. 5 defa değişse 5 yaş oluyor. Diyorsun kaç yaşında bu? Vallahi böyle 37 yaşında, 38 yaşında, 49 yaşında. Nereye göre diyor? Var mı yani? Peki 49 senelik hücre var mı? Yok. Nereye peki yaşlı? Yaş ne demek? Yok ki yaş yani. Yaş yok ki. Bak. İkisi arasında ne kadar mesafe var? Hangi ikisi? Hangi ikisi? Yok ki. Zihinde var. Burada yok. Kayboldu. Diyorum ikisi arasında. Hangi ikisi? Buradaki ikisi arasında. Burada yok. Biz buraya kaydediyoruz. İkisini burada çözüyor. Burada belirli bir şey yok. Yok ki. Söyle kaç saniye var arasında? Yok. Yok ki. Burada var ama. Ama sokakta demeyesin tabii yok. O kadar alışılmış ki buradakini burada zannediyoruz. İkisi arasında ne kadar mesafe var diyoruz? 10 saniye var diyor. Desen ki ikisi de yok ki. Ya manyak mısın? Nerede göster desen demez. Ayna gibi. Ne, bunu mu görüyorsun bunu mu? Bu gözle. Bu gözle. Burayı mı görüyorsun? Bunlar burayı mı? Burayı görüyorsun. Bunu saçını taraman lazım. Bunu gördüğün halde niye bunun saçını tarıyorsun? Bunun gibi o kadar asılla gölge eşit olmuş ki asıl zannediyoruz. Bu gördüğümüz gölge. Gölgeden asıla geçiyoruz. Asıldan gölgeye, gölgeden asıla. Anlıyor musun? Yani bu dünya bir tuhaf. Hiçbir şey kararında değil, hep zihinde var. Hariçte yok. Ha, yaşı anlatacağım şimdi. 8. ay 24'ü müydü? Evet. Doğdu. Kaç yaşındasın? 40 diyelim misal. 40. 8. ayın 24'ünde başladın düşüncelerin. Gelecek senin 2017'nin 8. ayın 24'üne kadar bir sene içinde düşüncelerin, koy tencereye, hislerin, koy tencereye, latifelerin, koy tencereye, fiillerin, koy tencereye, tencereye koydun 4 tane, karıştır, karıştırdın mı? O karışımın adı işte bir latifedir. Onun adı bir yaştır. O bir görünüm ifade eder. Fikirlerim, hislerim, latifelerim, fiillerim. O bir bütünlük, bir şey, X. Gelecek sene bir daha yaptık mı fikirlerimiz değişecek. Hislerimiz değişecek, latifeler değişecek, fiilimiz değişecek. Bununla on arasındaki farklı olacak tabii, bir sene değil. Ha, o farklılık 2 yaş oldun, 3 yaş oldun. Yani bu fikirlerim, hislerim, latifelerim, fiillerim yaşadım ya bir sene. Onların toplamı ruh da latife oluyor. Onun adı yaş. Yani yaş diyoruz. Nasıl bir latife abi? Bilmiyorum.
Ama onu bu ruhta toplanıyor. Bir sene 8. ayın 24'ü. 2015. 2016. 8. ayın 24'ü 2017 kadar senin düşündüklerin, vicdanen hissettiklerin, kalben nefret ettiklerin, sevdiklerin, ruhen latifelerin, fiilen hareketlerin, hepsini koy tencereye. Enerji değil mi? Onların bütünlüğünden bir hakikat oluyor, latife. Onun adı yaş işte. Bir yaşında, iki yaşında, kaç yaşında bak bakalım. Biz de baka baka tecrübe sahibi oluyoruz. Ya bu çok çok olsa suratında bir senelik hücre yok. Nasıl kırk diyoruz? Burada, bunun gibi. Ama ekleniyor değil mi abi? O eski hani... Tabii. Koyduk mu bir tane şeyi? Koyduk mu tencere? Evet. Burada. İkinci senenin de koyduk mu? Bu da latife. 40 tane latife yap. Karıştır. 40 tane latifeyi tek latife oldu. Yapıştır surata 40 yaşında. Nasıl bir şey çıkıyor ki abi? Ruh gibi bir hakikati şeklini değiştirebiliyor yani. Görüntüsünü değiştirebiliyor. Ruh yok. Şu görüntün, şu var ya görüntün. Bu 4 tanenin dışa vuruşu yani şekil almış şu anda benim. Yani ruhta da bir şeyler olmuyor mu abi? Olmaz olur mu? Ruhtaki inkişafatta o dışa vurdu buraya. İşte onu diyorum abi yani ruhu o zaman değiştiriyor yani bu değiştiriyor. Hareket ruhta bir şeyler. Tabii düşündüklerin, hissettiklerin, dost ve düşman oldukların yani reddetip kabul ettiklerin bir de yaşadıkların ruhu etkiliyor, direkt etkiliyor. İçeriye soktuğun kulakla, içeriye soktuğun gözle, içeriye soktuğun burunla, içeriye soktuğun dille, içeriye soktuğun elle, içeride canlanıyor. Sanki işlenmemiş bir maden gibi abi. Evet ruh. Ondan sonra kaç tane, 40 tane latife var. Koy tencereye tekrar, 40 tane latifeyi karıştır tek latife. Ruhta bu hal aldı mı? Dışarıya bir vuruyor. 39, kaç yaşındasın? 45, 24, 16, 9, 50, nasıl olacak? 27 gösteriyor, 16 gösteriyor, nasıl olacak bu? Ne, senin 37 senelik, 45 senelik, 16 senelik hücren var mı? Nereye peki 45 sene? Bu ikisi arasında ne kadar mesafe var? Bunun gibi. Yok ki. İkisi yok ki mesafe olsun. Nerede var? Burada var. Burada yok. O bitti. Mazi nerede? Bak. Nerede bu şimdi bu? Vurdu mu? Nereye gitti? Maziye. Mazi nerede? Mazin yok mu senin geçmişin? Ve nereden Bülent mazin? Geçmişte. Her şeyin kayıt olduğu yer desem olur mu abi? Tamam da anne. Gelecek. Peki mazin nerede bilemiyoruz. Ama mazimiz var. Mazin kesin değil mi? Var değil mi geçmişin senin? Var abi. Ha o ne kadar kesinse ve neredeyse gelecek de o kadar kesin ve oradadır. Aynı yerdeler. Yalnız bir şahit, bir fark var mazi ile istikbal. Bu istikbali daha şahit olmadı. Buna şahit olduğun için mazi. Oysa ki sahip. Peki, biraz enfüsü olsun demedin mi Murat? Gidiyor mu? Mazimizde istikbalimiz olmuyor mesela. Aynı. Mesela yaptıkların şu fiil, şu oturuşumuz, şu ders... Haşir de önümüze çıkmayacak mı? Haşir meydanı gelecek değil midir? Peki şu andaki fiilimiz haşir de önümüze çıkacaksa, haşir de önümüzdeyse mazimiz istikbal oluyor, aynı şey. Mazi ve müstakbel yok ki Allah'ın ilminde. Abi ruhun hayatı derecesine bile girdiğimiz zaman da zamanla ondan kalkıyor. Evet doğru söyledin. O zaman da yani... Yani evet, hissiyat insani ruh seviyesine çıkarsa... Hissiyat insanın ruh seviyesine çıkar. Yani
artık 17. lemada geçiyor. Kalbin ve ruhun derece hayatına giriyorsun. Bu bedensel hayattayız. Bedensel hayat bugün, yarın, sabah kalktım, oldu, öğlen oldu. İkindi oldu, akşam oldu, canım sıkıldı. Bedensel hayattır. Senin dediğin şey abi, nefsin... Bu, nasıl bir de söyler misin? Nefsin payı var mı? Sen demedin ya, bu mesela 40 yaşında, 40 latifi var, onun şeyde simanda görünüyor. Nefsin payı var mı orada? Nefis denilen şey nedir biliyor musun? Tencereyi getir. His. At içine. Heves. At içine. Asap. Damar. Fıtrat. His, heves, asap, damar, fıtrat. Koy içine, karıştır. Buzdolabına koy, donsun. Ha, bu oldu. Manevi nefsemmare. Maddi nefsemmare nedir? Yeme, içme, üreme, görme, duyma. Yani beş duygunun istekleri. Maddi nefsemmare var, manevi nefsemmare var. Bir mülk, bir melekut. Göz istiyor, kulak istiyor, burun istiyor. Burun istiyor, dil istiyor, el istiyor. Bu maddi nefsemmare. Bak ona diyor. Manevi ise his, heves, tabiat, asap, damar. Bu. Fıtrat yok. His, heves, asap, damar, tabiat. Bu. Manevi nefse var. Bunu işliyorlar burada. Burada bulunuyorlar. O zaman abi şimdi işitmeyeceğim de. Yani mesela diyelim ki sabahı kıldım, öğleni kılmadım. Diyelim. Bu simanda nasıl görünüyor? Yani bir tarafta nefis kullanmış oluyor, öbür taraftan ruh kullanmış oluyor. Tencereye ne kadar üstün geliyor? Hangisine galip gelir ki simanda görünüyor? Şimdi o namaz onaylanmadığı için namaz nurdur. Bak üstün mü basıyor o? Tabii namaz kıldığın zaman onu galip geliyor. Bu sefer kıldığın çakıyor. Mesela şu suratı bugün işledik ya şu şeyi. Ne diyorlardı ona? Bu rengi çoğaltmak. Kontrast abi. Kontrast. Kontrast. Şimdi adamı böyle bak gavur bunlar veya Müslüman kim yap? Bu adam gavur iş yapıyorlar. Buradan aşağı yarısını yapıyorlar. Bu rengi beyazı daha çok beyazlatıyorlar. Siyahı daha çok siyahlaştırıyorlar. Arada korkunç hayvanat bahçesi çıkıyor. Yüz. Yüzün en çok hayvanları gördüğüm yer burun. Ama kontrast gözü yapamadığı için, yoksa göz korkunçtur. Yani bu şey yani artık bilimsel yani fizik. Adamın suratına bakın, Google'a girince kontrast diye bu şey var ya. Bu var. Yani fiziksel. Yani adamların suratı, hayvanat bahçesi, domuz, yılan, çakal, en çok domuz var. Domuz var. O senin sıralamadaki alametler var ya abi. İşte burunda olduğu gibi böyle o alametler tek tek gözüküyor. Tilki, maymun. Maymun, tilki, yılan, ayı, hınzır, domuz. Kontrast ya. Al girin Google'da var yani bu ilmidir. Mesela bir Müslümanı da yapalım. Suratında bak neler var. Merak etme. Tamam. Benim yapılmasına ben müsaade ederim. Gelsinler yapsınlar. Yapsınlar ben müsaade ederim. Bakayım hangi hayvanlar var. Var mı bakalım? İlla ki bir şeyler vardır. Ama koyun gibi. He? Koyun gibi, kuzu gibi falan. Yani masum hayvanlar var mı? Yani arkadaşlar artık sima fiziğe ilme dokuldu yani. Yani ortaya çıktı. Hmm. Bilgisayar ortamında artık simalara bakıp ruhunu seyrediyorlar adamlar. Abi eskiden aynı böyle gözüküyor muymuş? He ya. Eskiler değil, şimdi görenler de görüyormuş. Şimdi de görenler var. Tabii ya.
O insanlar niçin dışarıya çıkmıyor? Ödüleri patlıyor. Yani senin gördüğün gibi görmüyor ki. Yani illaki evliya olmasına gerek yok. Yok yok yok. İlim. Tepebilir yani. Mesela zındık bizim Simay Havalimanı'nda gavur hemen fark ediyor. Sen bu tarafa gel diyor. Hemen hemen. Sen buradan çık diyor. Çantaya hiç bakmıyor. Sen çantayı getir diyor. Çantana bakacağım. Polis çeviriyor. Gece bir bakıyor. Geç. Geri gel buraya. Niçin? Ya. Arkadaşlar, hepten ilim terakki ettikçe ahiretin üstü açıldığı yer. Ahiretin üstü açılması demek suratta ruh gözükmesi gibidir. Suratta hayvanlar gözükmesi demek o ruhsaldır işte. Bedensel değil o. Ruhun timsali suretidir. Ruhu hayvan. Yılan o. O ruhtur. Ama timsali sureti. Güneşin dışarıdaki aksi. Nasıl aksi? Bazen güneşin ağaçtır. Koyun tüyüdür. Bu da güneşin güneştir. Çiçektir. Anladın mı? Ottur, çiçektir, domuzdur. Yani güneş donmuş güneş değil mi bunlar? Bunun cehenneme insan gir. Ne demek girmeyecek? Burada hayvanlaşıyorlar. Ya. Vallahi ne olur. Bu kontrast denilen şey ilk bana gönderdikleri zaman o şeyi gece bilmiyorum kaç defa seyrettim. Çok ağladım yani. O kadar açığa çıkmış ki o kadar. Yani Elif'in suratı hani var ya gözde yapıyorlar. Göze sokuyor, tık tık yanaştırıyor. Yani veya film çekerken yakın 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 yakın, uzak uzak uzak. Tamam? Göze aleti koydu bana. Tık 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 tık. Yani artırıyor. Şu suratın yarısını adam aldı. Komplesini almadı. Bir boyadı bilgisayar ortamında. Hiç değiştirmedi. Adamı biraz siyahlaştırdı. Bazı beyazlar ortaya çıktı. O beyazlara baktığın zaman baktın hayvan. Burun, delik, yılan, kuyruk, ayının hortumu, kafası. Böyle çakal yani. Ya hepten ayuka çıktı. Korkarım. Vallahi imtihan kalkacak gibi geliyor bana. Çünkü niye biliyor musun? Kontrax bilgisayar ortamında yapıldı. Kontraksı cama indirgeyecekler. Herkese böyle baktığın zaman böyle salih. Ve bakacaklar ki çakal. Nasıl olur? Ya böyle bakıyorsun Bülent elbiseli. Bir gözlük var Japonlar yapmış. Böyle yapıyorsun çırp çıplak. Öyle değil mi? Gerçekten böyle mi bakıyorsun? Bülent. Tabii ya çıplak ya. Üf abi ya. Tabii çıplak. Mesela kadın erken kim giderse gitsin X cihazından geçerken çırılçıplak görüyor. Şimdi başka bak böyle Bülent diyorum. Elbisen, abdesen. O cihazı bir takıyorum. Karaciğerini görüyorum. Röntgen değil mi bu? Onun küçültülmüş modeli buraya koyuyor işte. Kontraksı gözde cama koyacak tamam. Bilgisayarda var. Bir bakacaksın. Allah Allah. Aman. Salihciğim, Salih ya. Çakal domuz. Buna gelecek. O zaman domuzlarla. Buna gidiyor. Ya insan dışarı çıkmaz ki artık. İşte evliyalar onun için çıkmıyor. O gözlüğe gerek yok. Gözlükleri var onların. Kardeş bilgisayarda yapılmıyor mu? Bilgisayarda resim tamam da abi böyle canlı manlı olunca bu sefer sanatten... Ya o kontraksi seyrettin değil mi? Seyrettim abi. Bak hiçbir şey yapmıyor. Yani.
Peki anlatmak istediğim koca bir derste niçin bunu işgal ediyorum? Kardeşim burada bunlar niye var herkeste farklı? Hayvanlar niye farklı? Onu cevap verin. Niye farklı? Değil. Niçin herkeste aynı değil? Bebeği yapmışlar, bebeği gördüm ben. Hepsinde aynı. Hiçbir şey yok. Bebeği yapmışlar. Ama insanlara iki kişi seyrettik. Bir tane Föller miydi ne? Rockefeller miydi? Rockefeller ya. Rockefeller. Ötekisi de Windows'un sahibi. Bill Gates. Yani hangisi daha rezil üst birbirini tartmazlar yani. Bak Google Evliyası'nda yazıyor. Var ya yani, buydu. Bu ilmidir. YouTube'da. Bu var. Contracts diye. Bana gönderdiler. Ya onu gözde indir. Şu cama. Ya fazla diye birkaç sene sonra olacak. Belki de olmuş. Şimdi bilgisayarda o program var. Bu kontrat derken belki insanlar farklı bir şey anlatır. Esas ama ofis programı gibi programların resim yapma bölümü. Resim yapma bölümünde onu katıyor sadece. Ondan sonra o renk ayarını değiştiriyor. O kadar. Başka bir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Şimdi bunu cep telefonuna yüklese. Yükledi mi program? Sana bakıyorum. Abi sana cep telefonunda var ya. Kontrast. Var mı? Var. Var abi. Eyvah. Lan çekme resmi. Eğer o işte birazcık elin alışırsa abi onu hemen yapabilirsin bak. Cep telefonunda. Fotoğrafı, programları var, app'leri var. İnsanın psikolojisi bozulur abi ya. Psikoloji bozulması için psikoloji savunması lazım. İnsanın bozulur. İnsan kalmamış. Bu asra kayıp, aha bak bakıyor. Kayıp asır denmiş bu asırda. Ulema bu asra insanlık gelmediğini kabul ediyor. Kayıp asır. Hep bunu vurgulamaya çalışıyorum. Zahirdeki görüntü batının dışa vuruşudur. Şimdi devam edelim. Cesetle ruh ilişkisini işlemeye çalışıyorum ki ahiret dünya. Dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Örtü neredeyse örtülen de aynı yerdedir. Bilbeda devam okuduk orayı. Öyleyse madem ceset gelip geçicidir. Meft ile bütün çıplak olmak dahi ruhun bekasına tesir etmez ve mahiyetini de bozmaz. Çürümek çekirdeğin dağılmasıdır. Meft ise çekirdekten ağacın çıkmasıdır. O bir de dinliyoruz o zaman. Meft ile bütün çıplak olmak dahi ruhun bekasına tesir etmez ve mahiyetini bozmaz. Yalnız müddeti hayatta tedirici ceset dibaşlığını değiştiriyor. Anladınız mı burayı? İkide bir her sene değiştiriyor. Bu libas. Bunu değiştirdiğim gibi. Pijama giyeceğim akşam. Şimdi kışsa palto giyiyorum. Yazsa bilmem ne değil mi? Şimdi ruh da bunu ikide bir değiştiriyor. Değiştirmemesi veyahut da... Öyle bir şey yok. Ruhun... Değişmemesi mi? Değişmemesi değil de abi. Ruh farklı sanki beden farklı bir tarz bir şey olabilir mi abi? Bazen deniliyor ya bu psikoloji hastalığında işte bedenle ruh çakışıyor. Yok. Yani çakışıyor değil. Oraya sığmamış. Şöyle genelde eş cinseller öyle diyor abi. Yanlış vücutta yani ruhum yanlış vücuttan mı? Vücudum yanlış ruhtan mı? Yalnız müddeti hayatta tedirici ceset libasını değiştiriyor. Yani düşünceler, hisler, öyle diyeyim yani. Latifeye girmeyeyim. Düşünceler, hisler, latifeler ve fiiller. Gene duramıyorum. Tamam. Fiiller ikide bir cesedi değiştiriyor. Namaz kılıp kılmamak, dini yaşayıp yaşamamak. Nurcu tarikatçı bakın Türkiye'de burada göremezsiniz de. Burada Afgan, Pakistan, Suriyeli, Mısırlı, efendim Alman, Amerikan, Fransız,
İspanyol bey. Gel İstanbul'a. Tarkatçı, Nurcu, Atsimendici, Menzilci, bilmem neci, şunlar bunlar hepsi bey. Abi değiştiriyor derken şimdi onu anlamadım da. Şimdi libasını çıkarıyor, onu takmıyor. Yok, hücre değişiyor. 6 ayda atıyor. Hani öyle, o yönden değiştiriyor. Bir de şey yapıyor, 6 ay. Bir dahaki hani ondan sonra diyor ya, Mevdi ile birden soyunuluyor. Evet. Şimdi bu ekran tek mi? Evet. Burada yaptığım içerideki işlem dışarıya yansımıyor mu? Sen demiyor musun bu ekranda gözüken aslında içerideki yapılan eylem? İşte bu ekran senin suratın işte. Buradaki değişiklik içeride oluyor. Ama sonra bir sene sonra bu tamamen değişiyor. Aynadarlık yapmadığı için, eskidiği için. Bu bir ekranda gözüken ekranı değil. Yani şu aynaya geçtiğim zaman ben aynaya. Burada gözüken aynanın mıdır? Çekiliyorum, kayboluyor. İşte surat aynadır ya. Başka hiçbir şey değil. Ceset şeydir, aynadır. Mevt ise birden soyunur. Yani şimdi tecrici oluyor, tedrici. Zaman zaman periyodik periyodik değişiyor. Mevt ise birden soyunuyor ruh. Böyle gömleğini çıkartıyor, atıyor gömleğini. Yani burada gömülü ne var? Ateş, nur, duman. Yaktım ben bunu. Kaçtı gitti. Kim? Işık. Işık ruhtur. Buradan çıkan duman nefistir. Kalan kül bedendir. Peki buradan çıkan ruh nasıl heyecanlı çıktı, kaçtı değil mi? Çünkü hapisti. Bir de geri gelir mi? Kafirin ruhu abi. Oo, kafirin ruhu bu ıslak. Kafirin ruhu ıslak oduna benzer. Yak. Nur çıkar mı? Ne çıkar? Duman. Duman. Yak da göreyim. Çıkmaz. Nur çıkmaz. Gömeceksin. Toprakta çürür. Müslümanın ruhu kurumuş oduna benzer. Güneş onu kurutmuş. Yandım piştim oğlum. Bir yakınca pşşşş. Bu kadar kül kalıyor. Onu da göm işte. Tam yaktın. Ne kaldı 10 kilo odunda? Kuru odunda? 10 gram 20 gram kül kalmaz. Ha. Esselatu ve selamu aleyk. Onu göm. Öldü işte. Elinde kim varsa öldü o. Elinde olmayan ölmedi. O kurtuldu. Kafir ne oldu? Islak odun. Çok istedik onun nuru çıksın. Çıkmadı. Nuruyla beraber dumanıyla toprağa göm. O aşağıda aşağı gidecek. Mama tabakası çekecek onun enerjisini. O zaman güneşte kurut kendini. Güneşten kasıt Şems Ezeli. Güneşe misal veriyor ustad. Hayata güneş diyor. Peygamber'e güneş diyor bazen. Peygamber altı güneş diyor. Kur'an'a güneş diyor. Cenab-ı Hakk'a güneş diyor. Bazen imana diyor. Heh, sen de kurut kendini. Vay be. Böyle. O kadar kesin ki bu ezeli ve ebedi ahiret. Bir daha geri dönüşü yok. Ezeli ve ebedi. Ezeli, ebedi. Ezeli, hadsiz, hudutsuz. Hadsiz, hudutsuz. Ezeli, ebedi. Ezeli, ebedi. Çuhur edemiyoruz abi ya. Ezeli, ebedi. Çıktın mı ne kadar artık ne neyse olsun ezeli. Ezeli, ezeli ve ebedi, 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 ebedi. Bir daha deneme şansı olmayan bir şey. Sonsuz. Ok yaydan çıktı, gitti. Bitti.
Sanki insan burası ki insan her şeyin bir sonu var ya abi. Sen ezeli ve ebedi derken bile bir hat, bir son koymak istiyoruz böyle sanki. Bak. Dün farkında değilsiniz gece. Siz buradaydınız değil mi? Kaç kişiydi burada? İkiniz mi? İkiniz de. Kaç defa kalktım ben? Neye kalktım biliyor musun? Ben malum iş için kalktık. Onun dışında uykum tutmuyor. Yani başım ateş basıyor. Abi çok başım ağrıyor. Mesela o konuşmadan sonra ağrıyor. Ne gece? Uyuyamadım abi. Yani şöyle. Ümit. Allah bizi buraya koysa. Acıkma yok. Ölüm yok. Hiçbir şey yok. Kitap da yok. Oturuyorsun böyle. Acık, azap yok. Böyle oturuyorsun. Kalk. Salon. Ezeli ve ebedi. Deli olmak yok. İntihar yok. İntihar yapamazsın. Hiçbir iş yok. Hiçbir iş yok. Zulüm abi. Deşe. Yemek yok. Çay yok. Çay yok ya bak. Yemek yok, çay yok dedi. Acıkma yok. Azap olarak, cehennem olarak bu yetmez mi? Sen oğlunu, kızını düşünmez misin, hanımın, eşini, aşın işini? O bile yoksa yani acayip. Bunu düşünebiliyor musun? Düşünmek istemiyorum. Bana diyecekler ki dedim uyuyamadım. Şunu böyle yapsaydın. Oysa benim için dünyada çok kolaydı. Ya böyle çevirmek. Çok kolaydı. Şimdi imkansız. Hangi cenazede bulundum ya? Yine. Hangi ya? Aytemir ait mi? Yo yo, Fransa'da. Strasbourg'da. O, eski. Strasbourg'da. Ondan sonra hocam dedi. Vakıf kardeşlerden biri. Yok yok yok. Adamın bir tanesi ölmüş. Tabutu aynı Fransızlar gibi bir tekerlekli şey koydular tabutu. Yanımdan gidiyor. Adam beni tanıyor. Ronen imamı. Çocukları, iki çocuğu vakıf. Durdu. Durdu. Buna baktım. Buna baktım. Ona baktım. Şöyle yaptı. Oranın imamı. Beni tanıyor. Şöyle baktım. Tabut gidiyor yani böyle. Allah kimsenin başına vermesin. Ezeli ve ebedi. Namaz yok. Dava yok. Sözler okumadan gitmiş. Külliyatı bitirmeden gitmiş. İman ettiği Kur'an'ı bilmeden gitmiş. Kur'an okumayı bilmiyor. Evet sünnettir ama. Sözleri okumamış. Kendisiyle meşgul olmamış. Var ya böyle gafiller. Oraya gidince düşünürüz. Sonsuz böyle düşünürüz odada. Vay be. Ben size yalan der miyim? Bizim köydeyiz. Ben de işimi iyi yapmak isterim. Cenaze namazı öğleyin. Tamam. Benim köylüm. Bazen mezarcı parayla kazıyor ya, yanlış yapıyor. Yani içeride millet zannediyor ki o mezara oraya gömülüyor. Lahit var bir de içeride, lahit. Bir de bir tane de bölüm var orada. Yapmışlar mı, yapmamışlar mı diye. Ben anlatıyorum size. Film seyretmiyorsunuz. Ben. Tamam, yalan demeyecek adamım. Millet yukarıda. Öteki Avramit Camisi'nde. Mezarlık aşağıda. Dedim ya bu sonra tabutu buraya gidip sorun yaşamayalım. Tabutu koyup yeniden kazdırmayayım. Ben öyle uyduruk şeyim. Millet oradayken ben mezarlığa bir bakayım dedim. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok zannediyor. Meğer o cenaze sahiplerinin 3-4 tane kadın, ben uzağı görmediğim için, uzağı görmüyorum. Orada kadınlar benim geldiğimi orada dizilmişler. Ama
Mezarın yanında değil. Mezarlıkta ama uzakta. Ben görmemişim. Seni tanıyorlar mı? Tabii. Bunu duysalar, evet biz diyecek. Ben geldim, acaba eksik kazdılar mı? Lahit kazılmış mı? Güneş de vuruyor. Mesela bir geldim, aynı böyle oldum. Şöyle, Allah'ım yarabbim. Fesubhanallah. Fesubhanallah. Vücudum titremeye başladı, gayri ihtiyari. Senin elinde değil ya, yüksekte de öyle ya, titremeye başladı. Baktım kahverengi yılan, lahitin orada, bir ileri yapıyor, bir geri yapıyor. Ama bu kadar bir şey ama. Fazla değil, büyük değil. Ama yılan, o şey yılandan değil, yılan yani. Baktım ileri, geri. Birisini bekliyor yani. Gözüküyor canım ne yapmak istediği. Lahitin orada, la çık bu tarafa, lahit içeride. Abi gel. Titredim. Dedim ki, meğer kadınlar görmüş. Böyle yaptım. Tabii onlar biliyor ki mezarlıktan korktu. Doğru. Dedim ki, ben buraya ineyim. Yılan ne yapacak bana? Saldıracak mı? Yılan bana saldırmasını istedim. Sarılsın ayağıma ki çıkayım yukarıya. Çok çok tutarımı bağlarım ısırdığı zaman. Gerçi bu kadar. Ona mücadele ederim yani. Ama ben başka bir şey denemek istiyorum. Acaba birisini mi bekliyor? Beni mi bekliyor? Yani birisini mi bekliyor burada? Çıkmak mı istiyor? Veya bir buraya geleceğini mi bekliyor? İndim. İndim ama mezarlığa hiç ben inmiş miymişim? Hiç umurumda değil adamın. İleri geri gidiyor. Bak bu feyiz. İleri geri gidiyor. Lan buradayım diyorum. Gel. Kazma oradaydı. Aldım küreği. Küreği koydum. Üzerinden geçti gitti. Lan aldım. Aldım. Çak kaldırırken tak diye düştü. Lan düştü ya ayağımın yanına düştü. Gene oraya gitti. Dedi ki kalbim dedi ki dokunma. Onu bekle. İsterse vurabilirim kürekle. Hayır. Zannetmiyorum oydu. Yılan değildi. Ameliydi. Allah'ım kimsenin başına vermesin. Yani yapacak bir şeyim yoktu ya. Ama kendimi levmettim. Yazıklar olsun bana. Bu adam sözleri okumadan, külliyatı okumadan gidiyor. Ben neredeyim? Sonra dedim ne yapayım, kime ulaşayım? Bu adam külliyat okumadan buraya gitti ya. Ezeli ve ebedi. Ben size aynı anlatıyorum. İlk defa anlatıyorum. Çok ağırıma gitti. Sonra nasıl gömüldü, orada ne oldu bilmiyorum. Geldi, ben mezara indirirken yoktum. Kenarda durdum, bakmadım. Bir iki gün iştahım kesildi. Rengim gitti. Hep rüyalarıma geldi. Ne anlatmam? Korkutmuyorum. Benim fıtratımda ve psikolojimde korkutma yok. Biliyorsun. Sevmem. Korkutanı da sevmem. Ama bir realite var. Ezeli ve ebedi. Ezeli, ebedi. Buradan gidiş. Değil. Şu kalp ben her an ölümümü bekliyorum. Hem ecelimi bekliyorum, hem hariçten bir şey bekliyorum. Her an su testisi su yoluna gider. Yani biyolojik olarak gitmeyi de bekliyorum. O kadar fazla hissim yok beklemem. Ama hariç müdahaleyi her an bekliyorum. O aletleyim yani. Her an. Yani de. Hayat. İnne darül ahirete lehiyel heyvan. Orası. La rahate fi dünya illa darul ahiret. Değmiyor. Mümkün değil. Arkadaşlar, namazı 5 dakika sonra kılacağım demeye değmiyor. 10 dakika sonra okurum risale etmeye değmiyor. Değmiyor. Ya teheccüdüm, ya yarın kılarım, ya şimdi uykum et. Değmiyor. Değmiyor.
Kalk teheccüde. Peki bitirelim mi? Abi o cenazeyi gömerken gömecek kişiler de görseydi... Bilmiyorum orada mıydı artık o zaman? Ya da onlara görünmedi abi. Bilmiyorum. Bahar ben kenara durdum ya. Namazı kıldık. Yani ben de fikriyatım bedenime hakim oluyor. Ayaklarım olamadı. Titriyordu hep. Bir iki gün titredi ya. Hani yükseğe çıktığımız zaman sen beraber miydik? Evet. Neredeydik? Düsseldorf'ta mıydık? Beraber miydik ha? Böyle kaç yüz metreydi? 300 mü? 307. Yok 178. Öyle mi ha? Biz o nereye çıkmıştık 307 bir yere? 178. Böyle ya. İstanbul'da. Ha o. Ondan sonra böyle şey yaptık. Ayak titriyor. Senin elinde değil ki. 3 gün ayağım titriyordu. Lan hakim oluyorum. Ne yapıyorsun diyorum ya. Bırak şimdi çocukluğu. Bırak böyle Allahsız düşünme orayı. Allahsız kefen düşünülemez. Allahsız kabir düşünemez. Ne yapıyorsun lan? Ne biçim insansın sen ya? Allah Allah. Namazın var, devam var. Dediğim halde dizden aşağı dinlemiyor. Dinleme dedim. Hem bana günah yaptıran bu hem korkan ceset. Yalnız müddet-i hayatta tedirici cesetli başlığını değiştiriyor. Mefte ise birden soyunur. Mefte ise çekirdek tak ağaç olur. Kardeş, meft tebdili mekandır. O da değişikliği değildir. Mekanı kaldırmaktır. Örtü neredeyse, örtülen de oradadır. Örtüyü kaldırıyor, örttüğü yerdedir. Zahir lügat manası tebdili mekan, odadan odaya geçmektir. Batın manası odadan odaya geçmek değildir. Örtü neredeyse örtülen de oradadır. Mekanı değiştirmektir. Mekanı değiştirmektir kendisi. Mekanı değiştirmek değil. Yemek yemek gibi aynı kelime. Gayet katı bir hads ile belki müşahede ile sabittir ki ceset ruh ile kaimdir. Cesetten uçuksa ceset bitti. Un çuvalından, kum torbasından kumu çıkartın. Torba ne olur? Ceset böyledir. Öyleyse ruh onun ile kaim değildir. Belki ruh bir nefsi kaim ve hakim olduğundan ceset istediği gibi dağılıp toplansın. Ruhun istiklaliyetini alel vermez. Niye vermez? Mesela adam gözü kör. Ruh kör değil ki. Adamın ayağı kesik. Ondan olan çocuğun ayağı kesik oluyor. Adam ama ondan olan çocuk kör mü oluyor? Demek ki ceset alakası yok ya. Senin evin çirkin. Sen de mi çirkinsin? Su patlak, su yok. Senin kan şebeken mi yok? Yani evde oturuyorsun diye. Belki ceset, bak nedir, bak burada anlatıyor. 517 bak. Ceset, son şeylerimizi okuyoruz arkadaşlar. Ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Cümle burada. Tamam mı bak. Oh. Meğer kabir cesetle alakaymış. Yılan cesedini bırakmıyor mu şey elbisesini? Biz de öyle bırakacağız. Ustad öyle diyor. Eskimiş libasını bırakıp yıldızlara geçecek ruh. La odun bile yaksam pişt, 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 nur gitmiyor. Pişt, 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 pişt. Ama ceset hayatını yaşarsan ceset desin. Ceset hayatını yaşamazsan bu dünyada hiç endişe etme. Bir de okuyorum. Ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Belki ruhun libası neymiş? Ruhun libası, gömleğini anlatıyorum, atletini. Belki ruhun libası neymiş? Bir derece sabit. Ruha sabit. Letafetçe ruha münasip. Sabit, değişmez. Ruha da yakın bir glaf-i latif, bir bedeni misalesi var.
Şöyle. Greyfurt'u yiyorsunuz değil mi? Portakal da yiyorsunuz. Onun dışında bir zar yok mu? Kabuğu var. Kabuğu değil. Zar. Zar. Beyaz için. He. O ne kabuktur ne portakaldır. Veya narın tanenin zarı. He. Kabuk değildir. İşte ruhun, ruh beden nesidir, hanesi ve yuvasıdır, libası değil. Peki ruhun libası nedir? Bir derece sabit. Ruha münasip bir bedeni misalesi, bir glaf latifisi vardır. Kendisi gibi der mi? Evet. Ne olur öyleyse mevt hengamında bu ruh, böyle bir glaf latif bedeni misali var. Ah biraz sihatı müsaade etse de size bir glaf latife girseydi. Sağlığı müsaade etmiyor. Hani vücut yoruldu, Fransa'dan girdi. Artık bugün dördüncü dersimiz. Bugün dördüncü ders artık şey yapmıyor. Ama bir bedeni misali, bir glat filatiften konuşacağım size. Külliyat bambaşka. İnan. Bambaşka vallahi. Böyle bir izah olur mu? Bir beden misalesi var. Ne yapayım? Gücüm yetmiyor. Bazen çok istiyorum, cesedi müsaade etmiyor. Bazen o müsaade etmiyor. Ne yapayım? Allah müsaade ettiği kadardır. Öyleyse nasıl ahiret hep göreceğiz. Dişinizi sıkın, orada hep olacak. Ümit, bir şey değil mi sana? Sana baktığım için söylüyorum. Şu anda sana müjde olsun, inan. Sen şu anda orayı yaşıyorsun. Perde kalkıyor. Şu anda haletiniz var ya, şu anda hani, teneffüs ettiğiniz hava, yediğiniz gıdanın enerjisi değil. Şu halet buralı değil. Burada orayı yaşıyorsunuz, yaşıyoruz. Ahiretin üstünü açmıyorsun, bizzat yaşıyorsun. Evet, ben bir rüyada... Evet. Dedim ya hani eski kartlar vardı ya, telefon kartları. Siyah boya vardı da tırnakla çizerdik. Altında yazı çıksın. Üstünü kaldırın. Ondan dedim şu ahiretin üstünü kazıyasım geliyor. Bir akşam rüyada birisi ders yapıyor. Ben de oturdum. Bazı kardeşler diyor ki diyor dersin ortasında. Ahiretin üstünü açasım geliyor. O an diyor ki o anda yaşadığınız halet oralıdır diyor. Neyi açacaksın? Zaten yaşıyoruz. Onun için oraya yabancı değiliz. Yaşıyoruz zaten. Ahirete yabancı değiliz. Yaşıyoruz. Şeytana yabancı değiliz. Ona aşılıyız. İman hakikatleri, iman dersleri yapmak şeytan mikrobuna karşı aşılanmaktır. O zaman bir değişiklik olmayacak abi. Yok canım. Bu hayat, bu hayat, bu hayatın inkışanın inkışafından inkışaf edecek ahiret. Yani bu arsa bitişik. Dünya ahiret bitişik değil. Ne demek? Çekirdekten çıkan ağaç çekirdeği bitişik değil. Çekirdeğin dişe vuruşu. Ahiret de dünya çekirdeğinin dişe vuruşudur. Ama göz de görmüyor. Şu anda var ahiret. Nerede söylüyor? Lemalarda söylüyor. Şeyleri var diyor. O alemlerin karakolları var burada diyor. Müstemlekeleri var diyor. Ahiret alemlerin burada hepsi var. Hepsi var diyor lemalarda. 28. lemada. Abi Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ya. Yakinim ziyadeleşmez diyor hani. Perde gayb açılsa diyor. Peki onun şeyi nasıl abi? Aynı böyle mi onun görüşü? Tam şu anda yaşadığımız halet var ya. Evet. Aynı bunun, o evinden mi? Yoksa daha mı değişik? Onun şu anda yaşadığımız aletlerin 7 katı ilerisini düşün. 7, 70. Bir sayı böyle. Şu anda yaşadığın halet güzel değil mi? Evet. Bunu 7 ile çarp. O adam her gün böyle yaşıyor. Bizim motor yanıyor. Doğru söyledin. Şu andaki haletinle sen yarın çalışabilir misin Kuksafen'de? Zor. Zor.
yaşayamazsın ki. O adamların biz derste yaşadığımızın 7 katını hayatın her safhasında yaşıyorlar. Onun için sahabe. Ne demek bu? Dindeki adı huzuru daimi. Devamlı huzurdalar. Huzur demek hazır olandan sonra huzur olur. Hazır olandan huzur olur. Hazır olmuş Allah. Allah taayyum ve teşahhus etmiş. Onlarda huzur olmuş. Şu anda da bizde hepinizde. Ama bunun 3 katını düşün, 5 katını düşün, 7 katını düşün, 3 katını düşün. Şu haletinle sen çalışabilir misin yarın almayı? Bu haletinle postada atıyorsun, malcı. Katına mal şey veriyorsun, zarf veriyorsun. Hello, bu haletle nasıl olacak hello? Yanından gülmeler yapıyoruz. Hayır. Bir şey içmişsen de. İçti derler de. Buna hakikat sarhoştu derler. Kardeş şu anda ahiretin üstü açılmamış. Onu yaşıyoruz. Ben açılmış, aç. Biraz açılmasını istiyordum zannediyordum. Abi bazen oluyor işte böyle dersleri falan dinliyorum. Ondan sonra bir güreğe falan giriyorum. Demek ki. Hani kulaklıkla mı dinliyorsun? Evet. Gündelik hayatında. Gündelik hayatında. Ha, bu sonra buraya mı giriyorsun? Büroya falan giriyorum böyle. Kadınlar falan oluyor bazen. Başkaları falan. Posta dağıtırken. Dağıtırken. Şimdi biz gene o alemlere giriyor sanki böyle. Gülüyorum şey yapıyorum. Onlar da başlıyor. Gülmüyor bakıyor böyle. Şaşkın şaşkın. Aptal ama deli beni. Ne biçim gülüyor. Hello. Ağzını unutmuş. Gülmeyi de unutmuş mesela. Biz... Güle güle kapıya giriyoruz mesela, içeri giriyoruz. Dokunmayı ellemeyin bunu. Ama onlar da unutmuş abi. Onlar da özlemiş böyle. Hani gülen birini görece otomatikman gülüyorlar. Şey yapıyorlar. Gülmeyi özlemişler. Açıyorsun. Peki. Bitireyim. Öyleyse meft hengamında ruh bütün bütün çıplak olmaz. Yuvasından çıkar bedeninden. Bedeni misalisini giyer. Bir yere gider demedi. Bedeni misalisini giyer. Gider demedim demedi. Bir yere gitmedi ki. Bedeni misalisi derken abi? Sağlığı müsait değil. Konuşamıyor. Hani sorun yaşıyorum şu anda. Düğümlendim ya. Acayip bir şey ya. Bu bedeni misali, Glafi Latif'in bir bedeni misaliye müsait olsa da güneş havada. Gölün kenarında özlemini çekiyorum. Bir dağın tepesinde aşağı göle bakacağım. Bir vadide. Bir bedeni misali, bir Glafi Latif'e gireceksin. Ama sözler yanında olacak. Bir de mektubat. Gölü buluruz da daha biraz zor. Kış ya. Vahırda vahım enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selamu aleyküm.